İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Vatan Hayrenik adlı resmi gazetesi yayınlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi Başkanı Nikos Ligeros'un mesajı. Artsakh Cumhuriyeti Üçlü Bayram için hazırlanıyor. Kıbrıs Devlet Başkanı Türkiye Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. 3800 göçmen Dere El Zor'a döndü. Yeşil Çarenç'in Dante Efsanesi adlı şiirinin İtalyanca çevirisinin tanıtımı Roma'da gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın kahverengindeki Van kedisi yavrusu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin aylık resmi gazetesi Hayrenik Vatan'ın 11. sayısı 1 Mayıs 2019'da çıktı. Resmi gazete her ayın başında düzenli olarak Batı Ermenice yayınlanmaktadır. Resmi gazete Hayrenik Vatan'ın ayrıca Türkçe ve İngilizce versiyonları da yakın zamanda yayınlanacak. Deklarasyonun kabulünden 3 yıl sonra Batı Ermenistan Anayasası şimdi insan haklarını güçlendirmek için gerçek bir araçtır. Ayrıca birkaç yıl önce bu imkansız görünüyordu, şimdi gerçeği yansıtıyor. Bu, etkin biçimde halkın güçlü iradesinin birçok zorluğun üstesinden gelebileceğini, tarihlerinde yeni bir anlam kazanabileceğini, bir gelecek inşa edebileceğini ve eski gerçeği yeniden kurabileceğini göstermektedir. Böylece Batı Ermenistan Anayasası soykırım üzerine değil, pan-Ermeni kavramına dayanmaktadır. Bu, soykırım varlığından bağımsız Ermeni halkının insanlık için değer taşıdığı belgesini vurgulayarak mağdurun psikolojisi sınırlarının ötesindedir. Bu anlamda bu korkusuzca kendi doğasını gösteren yerli halkın anayasasıdır. Değil mi ki bu anayasa Birleşmiş Milletler tarafından 2007'de tanınan yerli halkların hakları hakkındaki bildirgenin bir parçasıdır. Ayrıca son zamanlarda kabul edilen bu anayasanın zaten tarihle ilgili bir geçmişi var ve bu durumu onun değerini daha da arttırıyor. Dolayısıyla anayasanın kuruluşunun bu yıl dönümü bir yandan halkın ve atalarının vatanının kurtuluşuna, bir yandan da hukuki yaklaşıma ve diğer taraftan stratejik olarak uluslararası hukuka dayalı bir yol olduğunu göstermektedir. Nikos Ligeros, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi Başkanı. 9 Mayıs Şuşi'nin kurtuluşu ve Artsakh Savunma Ordusu'nun kurulduğu gündür. Artsakh Cumhuriyeti'nde her yıl bugün özel kutlamalar yapılıyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Basın Sözcüsü David Babayan, Armen Press'e yaptığı açıklamada bu yıl 9 Mayıs'ta Artsakh Cumhuriyeti'nde her yıl gerçekleştirilen geleneksel etkinlik düzenleneceğini ifade etti. Büyük Anavatan Savaşı ve Artsakh Kurtuluş Savaşı kurbanlarının mezarlarına çiçekler ve çelenkler konacak, ardından halk Şuşi'nin tank anıtına yürüyecek. Bayram vesilesiyle akşam Stepanakert'te konser ve havai fişek gösterisi olacak. 9 Mayıs'ta ayrıca Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun kuruluşunun yıl dönümü kutlanıyor. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu resmen 5 Mayıs 1992'de kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti Başkanı Nikos Anasiadis, Türkiye'nin adanın kuzey sularındaki eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e protesto notasında bulundu. Lefkoşa, Türkiye'nin adanın yaklaşık 60 kilometre ötesinde kıyı sularındaki sondaj çalışmalarını yasa dışı olarak nitelendirip başka bir devletin işgali olarak değerlendiriyor. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin Kıbrıs kıyısındaki eylemlerini kınayan açıklamalar yaptılar. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önceden yaptığı açıklamada ülkesinin Akdeniz'de kendi ilan ettiği sözde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti kıyılarına petrol ve doğal gaz sondajına başlayacağını söylemişti. Federal Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre 3800'den fazla Suriyeli göçmen, Suriye hükümet ordusu tarafından kurtarılan Deir el-Zor'un güneydoğu banliyölerinde bulunan evlerine geri döndü. Halkın geri dönüşü onuruna Abu Kemal'in batısındaki El Gala semtinde bir kutlama düzenlendi. Anlaşıldığı üzere geri dönen ailelere gerekli tıbbi bakım, sıcak giysiler ve yiyecekler sağlandı. Daha önce yerlerinden edilenlerin yeni bir grubu Ürdün'deki El Azhrak mülteci kampından ayrılarak Nasip kontrol noktasını geçtikleri bildirildi. Onlar Suriye ordusunun tekrardan kontrol altına aldığı Dara ve Kuveytra'daki evlerine geri döndüler.
Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalya Büyükelçisi Victoria Bagdasaryan, Roma'nın Kazanatens adlı kütüphanesinde Ermeni şair Yerikşi Çarents'in Dante Efsanesi adlı şiirinin İtalyanca çevirisinin tanıtımına katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan bildirildiğine göre kitap, Pisa Üniversitesi Profesörü Alfonso Pompella ve Stefano Gargiunio'nun yanı sıra Roma ve Lazio'daki Ermeni topluluğu başkanı Anuş Torunyan'ın ortak çabalarıyla İtalyanca'ya çevrildi. Etkinlik sırasında şiirin İtalyanca çevirisinden parçalar okundu. Batı Ermenistan'ın Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan biri kahverengi doğdu. Van kedilerine beyaz renkliliği veren white diye bilinen geni var. Bu genin yetersizliğine bağlı olarak bazı kedilerde zaman zaman siyah veya farklı renkte kediler doğabiliyor. Yaklaşık 200 kedi koruma altında oldukları Van kedi villasında özenle bakılıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kayt adlı orkestranın seslendirdiği Tamzara ve Hopşurma adlı eserleri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.